إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Camiu Sahih okumaları devam ediyor. Bir diğer ismiyle Sahih-i Müslim. Cenayiz, Kitab-ı Cenayiz'deyiz, yani cenazeler kitabında 29. babta kaldık. 29. babımız Babu fil lahdi ve nesbil lebine alel meyyiti. Lahit ve ölünün yan tarafına kerpiç, yani bir nevi duvar yapmak babı. Haddesena Yahya İbnu Yahya. Bize Yahya İbnu Yahya tahdis etti. Ekbarana Abdullah İbni Cafer el-Misveriyyu. Bize Abdullah İbni Cafer el-Misveri haber verdi. An İsmail İbni Muhammed İbni Said. O da İsmail İbni Muhammed İbni Said'de. An Amir İbni Said İbni Ebi Vakkas. O da Amir İbni Said İbni Ebi Vakkas'ta. Enne Sa'd İbni Ebi Vakkas. Sa'd İbni Ebi Vakkas kâle dedi ki fî meridillezî heleke fîhî. Yani ölümüne sebep olan hastalığında dedi ki Sa'd İbni Ebi Vakkas. El haddu li le hadden ve nasibu alel lebine nasben. Kemma sunya bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben öldüğümde, vefat ettiğimde Resulullah'a yapıldığı gibi bana bir lahit yapın ve başına da bir kerpiç dikin buyurdu. Bir taş, yani bir nevi bir işte koruma mezarı ve bir de kerpiç dikin dedi mezarın başına. Sa'd bin Vakkas diyor, niye bunu diyor? Diyor ki Resulullah'a yapıldığı gibi bana da aynısını yapın diyor. 30. baba geldik. 30. babımız babu ce'li katifeti fil kabri. Kabire, yani mezara kadife sermek babı. 91 nolu rivayetteyiz. İbn Abbas anlatıyor. Kale cu'ile fi kabri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katifetu hamraun. İbn Abbas diyor ki Resulullah defnedildiğinde zaman altına kırmızı kadife serildi. Yani Resulullah'ın altına kırmızı kadife serildi ve böylece defnedildi diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma. Geldik 31 nolu baba. 31 nolu babımız babu el emri bi tesviyetil kabri. Kabirlerin, yani mezarların yerle bir olmasının emredilmesi babı. Yani mezarların yerle aynı seviyede. Yer böyle düzlükse onların böyle yerde yukarıda böyle yüksekte olması değil, yerle aynı düzlükte olmasının emredilmesi babı. Arkadaşlar burası önemli çünkü günümüzde neredeyse anıt mezarlar, tabi bu bugüne has olan bir durum değil. Tarihte de bunun örnekleri var ama bugün kendisine Müslüman olduğunu iddia eden kimseler, anıt mezarlar, böyle koca koca gökdelenler şeklinde yerler yapıyorlar. Bunlar normalde nehyedilen durumlardır. Dolayısıyla mezarların yerle aynı seviyede olmasının emredilmesi babı. 92 nolu rivayetteyiz. Sumame bin Şüfey anlatıyor. Fudale bin Ubeyd'le birlikte Rum diyarında Rodos'taydık diyor. Bizim bir arkadaşımız vefat etti diyor. Fudale kabrin toprak seviyesine yapılmasını emretti ve şöyle dedi.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yer seviyesiyle aynı seviyede olmasını emrettiğini işittim. Diyor. Fudale diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kabirlerin yani mezarların yerle bir tesviye aynı seviyede olmalarını emrettiğini işittim diyor. Geldik 93 nolur vete. Haddesena Yahya İbnu Yahya. Bize Yahya İbnu Yahya tahdis etti ve Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Ve Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Ve Züheyr İbni Harbin. Ve Züheyr İbni Harb. Kale Yahya. Yahya dedi ki ahbarana bize haber verdi. Ve kale laharın ve diğer iki kimse. Haddesena Vekiun bize Veki tahdis etti. An Süfyan o da Süfyan'da. An Habib İbni Ebi Sabit. O da Habib İbni Ebi Sabit'te. An Ebi Vail. O da Ebu Vail'de. An Ebi Heyyac El Esdiyu. O da Ebu Heyyac El Esdi'de. Kale dedi ki El Esed'de. Kale li Ali İbni Ebi Talib. Ela eb'atüke ala ma be'atheni aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ebu'l-Heyyac el-Esedi Ali bin Ebi Talip bana dedi ki yani bir diğer isimle Hazreti Ali bana dedi ki Resulullah'ın bana vermiş olduğu bir görevin aynısını sana veriyorum. Yani zamanıyla Resulullah aleyhissalatü vesselam bana vermiş olduğu bir görevi bir işi yapman için ben de bu iş için seni görevlendiriyorum. Seni gönderiyorum dedi. Nedir o iş? Ella teda timsalen illa temestuhu ve la kabren müşrifen illa tesviyetuhu. Dedi ki Ebu'l-Heyyac git mezarlarda bulunan heykel gibi şeyleri kır ve yüksek olan kabirleri yerle düzelt. Yani yerle bir et dedi. Kim diyor? Hazreti Ali Ebu'l-Heyyac'e diyor ki zamanıyla Resulullah bana dedi ki ey Ali git nerede böyle dikili bir heykel bulursan nerede böyle işte yerde yüksek kabir işte bizim örfteki ifadesiyle yatır bulursan orayı yerle bir et dedi. Hazreti Ali diyor ki Resulullah bana böyle dedi ve ben de seni bu iş için görevlendiriyorum. Git nerede bir nasbe yani dikili kabir ve put heykel bulursan bunları kır, bunları devir ve yerde yüksek yapılmış olan kabirleri de mezarları da yerle bir et dedi Ali radıyallahu anh. Evet arkadaşlar girişte de ifade etmiştik. Maalesef tarihte zaten örneklerini vermiştik. Günümüzde özellikle kendisine Müslüman olduğu söyleyen kimseler mezarlara, yatırlara yaptıkları acayip derecede işler var. Kısaca bu işlerin yani bu kabirlerle alakalı yapılan işlemlerin hepsi en basit ifadeyle Allah'ın nehyettiği, Resulullah'ın yasaklamış olduğu işlerdir. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. Burada hiçbir evde suret bırakmaksızın hepsini imha edeceksin. Ve la sureten illa temestaha. Yani yukarıda Hazreti Ali Ebu'l-Heyyac'a demişti ya git işte hiçbir temsil yani hiçbir işte heykel bırakma ve yerde yüksek olan kabirde varsa bunları da yerle bir et. Bu rivayetin devamındaysa bir ziyade daha var. Evlerde hiçbir suret bırakma, onları da ne yap? Onları da imha et. Şöyle kısaca ifade etmemiz gerekirse, böyle evlerini resimlerle, çerçevelerle dolduran kimselere bu ithaf olunur diyelim. İroni yapma babında. Evet. Yerde yüksek
ne kadar işte heykel ve kabir varsa hepsini yerle bir et ve evdeki musavvirun yani suratları da ne yap? Yerle bir et diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Arkadaşlar kabircilik meselesi üzerinde çok konuşulan bir meseledir. Dolayısıyla biz bu meseleyi böyle sürekli tabii ki tekrar edecek değiliz. Ama bu meselenin mahiyeti kısaca şudur. Böyle anıt, işte bizdeki örfü ifadeyle yatır ve benzeri durumlar, bunların hepsinin temeli insanı götüreceği götüreceği şey putperestliktir. Dolayısıyla bunlar baştan temiz bir şekilde ortada kaldırılması gerekir ki insanlar böyle bir belaya düçar olmasınlar. Geldik 32. baba. 32. babımız babu en nehyi an tescisil kabri vel binai aleyhi. Mezarların kireçle kaplanması ve mezar üzerine bina yapılmasının yasaklanması babı. Evet, mezarların kireçlerle, boyalarla kaplanması ve onların üzerine bina yapılmasının yasaklanması babı. Şimdi içinde yaşadığımız toplum öyle belalara düçar olmuş ki kendi yaşadığımız en azından topraklarda örnek verecek olursak insanlar birbirlerini ayıplarlarken işte büyüklerinin, işte babaların, dedelerinin mezarlarını yapmadıklarının dolayı insanlara ayıplarlar. Yani böyle özel mermerlerle, özel yazılarla böyle mezarı yüksek yapmak bir övünç haline gelmiştir kendisine bugün Müslüman olduğunu söyleyen kimseler arasında. Halbuki bunların hepsi cahiliye işlerinde Allah ve Resulü'nün yasaklamış olduğu işlerdir. İşte burada mezarların kireçle kaplanması ve üzerine bina edilmesi. İlk girişteki bapta yani 29. bapta Sa'd bin Ebi Vakkas ne demişti? Sadece bir kerpiç koyun benim mezarıma, bir lahit bir de kerpiç koyun ki böylece Resulullah'a bu uygulama yapılmıştı. Ben de böyle olmasını istiyorum. Yoksa mezar kaybolmasın diye, yoksa dediğimiz gibi bugün insanların işte en iyi mermerde yaptıkları veya işte anıt yaptıkları, boyadıkları şeklinde değil. Bunların hepsi cahiliye işlerindendir. Geldik 94 nolu rivayete. Haddesene Ebu Bekir bin Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe tahdis etti. Haddesene Hafs İbni Gıyas. Bize Hafs İbni Gıyas tahdis etti. An İbni Cüreyç. O da İbni Cüreyç'te. An Ebi Zübeyr. O da Ebu Zübeyr'de. An Cabir'in. O da Cabir'de. Kale dedi ki Cabir. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En yücessasel kabru. Ve en yuk'ada aleyhi ve en yubna aleyhi. Cabir diyor ki Resulullah mezarların kireçlenmesini yani boyanmasını, üzerlerine oturulmasını ve üzerlerine bina yapılmasını yasakladı diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mezarların böyle çeşit çeşit boyalarla boyanması veya kireçlenmesi veya üzerlerine oturulması veya üzerlerine bina yapılmasını yasakladı diyor. Kim diyor? Cabir diyor ki Allah'ın Resulü bu üç hususu ne yaptı? Yasakladı. Bu hadis başka bir kanalla da yine Cabir bin Abdullah'la geliyor. Orada dedi ki Resulullah'ı işittim şeklinde naklediyor. Yani orada da diyor ki ben Resulullah'ı işittim ki mezarın üzerine boya, mezarın boyayla boyanması veya üzerine oturulması veya onun üzerine bina yapılmasını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. İnsan Allah'ın dininde yüz çevirince, daha doğrusu insanlar, tabii ki Allah o ömürleri
heba olduğu gibi şeytanın rızası doğrusunda ömürlerini çarçur ettikleri gibi malların da batıl yollarla şeytan harcamalarını kendilerine istiyor. İşte yukarıda örneğini vermiş olduğumuz, en azından bizim yaşamış olduğumuz topraklarda insanların, işte büyüklerin, geçmişlerin mezarlarını yapmadıklarından dolayı insanları ayıplamaları, en azından batıl bir yolla insanların malları ellerinde çıkmasıdır. Allah bizi cahillerin kınamasına kapılıp da haktan yüz çevirenlerden kılmasın. Hakka ittiba edip ve onunla merzuk olan kullardan Rabbimiz bizleri kılsın. 95. rivayette Hüseyin'e Cabir diyor ki, Nuhiye an taksisil kuburi, diyor ki mezarların kireçlenmesi, boyanması, tabir yerinde ise cilalanması yasaklanmıştır. Geldik 33 nolu baba. Babu en nehyi anil culusi alal kabri ve salati aleyhi. Mezarın üzerine oturmanın ve üzerine namaz kılmanın yasaklanması babı. Mezarların üzerine oturmak ve mezarların üzerine namaz kılmanın yasaklanması babı. Şimdi günümüzde meşhurdur arkadaşlar. İnsanlar özellikle kabirlerin olduğu yerlere, daha çok insanlar tarafından büyük zatlar olarak düşünülen kimselerin kabirlerin yanında namaz kılarlar. Orada ellerini kaldırıp dua ederler. Güya orada ihtiyaçlarını Allah'a arz edip buradaki büyük zat yüzü hürmetine duaların kabul olduklarını düşünürler. Bunlar en hafif ifadeyle cahillerin yapacağı şeylerdir. Allah bunları yasaklamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları yasaklamıştır. Dolayısıyla bir kul Allah'tan herhangi bir haceti olduğu zaman dünyanın neresinde olursa olsun Allah'a halini arz ederse, halis muhlis bir şekilde Allah kulu için hayırsa onu mutlaka ihsan eder. Ama dediğimiz gibi insanlar hak yolda sapacaklar, bu tür şeylerle imtihan oluyorlar ve neticede insanların ekserisi bu yolda dediğimiz gibi kaybediyorlar. Ne oluyorlar? Putperest oluyorlar. Tabi çağımıza putperestlik bir tek mezarlara, yatırlara tapmakla sınırlı değildir. Her çeşit çağımıza putperestlik var. İdeolojik anlamda, hevai anlamda, aklı, bilimi, işte diğer daha sayamayacağımız hususları putlaştıran bir sürü insan var. Putperestlik geçmişte kalan bir durum değildir ve kıyamete kadar da bitecek değildir. Allah bizleri bu rezil ve rüsvaya hale düşmekten muhafaza kılsın. Tabi putperestliğin en yaygın çeşitlerinden birisi de mezarlara, yatırlara tapma, oralara adaklar adama, oralarda ihtiyaçların giderildiğini düşünme, oralarda fayda ve zararların hasıl olduğuna inanmak, bunlar Resulullah'ın yasaklamış olduğu işlerdir. İslam'ın ilk başlangıcında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretini yasaklamıştır. Niye? Çünkü temelde putperestlik var. Daha sonra tevhid inancı yerleşince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabir ziyaretine müsaade ediyor ve diyor ki size ahireti hatırlatır diyor. Yoksa böyle özellikle İstanbul gibi yerlerde yaşayıp da falanca yerde büyük zat var, bevanca yerde büyük bir zat var, onu ziyarete gidelim, böyle değil. Herhangi bir mezarlıkta ibret almak isteyen bir kimse oraya bakar ve buradakiler de daha önce bizim gibi hayat sahibidirler, yaşıyordular. Dolayısıyla biz de öleceğiz. Buna bakarak insan ahireti hatırlar. İşte 33. babımız mezarların üzerine oturmanın ve üzerine namaz kılmanın yasaklanması babı. Geldik 96 nolu rivayete. Ve haddesene Züeyr ibn Harbin. Bana Züeyr ibn Harb tahsis etti. Haddesene Cerirun. Bize Cerir tahsis etti. An Süheyl'in. O da Süheyl'de. An Ebihi. O da babasında. An Ebi Hureyre. O da Ebu Hureyre'de. Kale dedi ki Ebu Hureyre.
Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. En la yecise ahadukum ala cennetin fetuhrika thiyabehu. Fetaklusa ila cildihi hayrunehu min en yecise ala kabrihi. Diyor ki Ebu Hureyre, Allah'ın Resulü biriniz bir ateş korun üzerine oturması, yani bir cemrenin üzerine oturması ve o korun o kişinin elbisesini yakıp tenine kadar, bedenine kadar gelmesi bir mezarın üzerine oturmasında daha hayırlıdır dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Resulullah birinizin bir kor parçası üzerine oturması ve o kor parçası sebebiyle elbisenin yanması ve elbisenin yanması sonucunda bedenine o ateşin sirayet etmesi, orada duyduğu acı, kabir üzerinde oturup da duyacağı ızdırap onun yanında daha ağırdır. Diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle ifade edelim. Yani kabir üzerine oturup da insanın elbisesi ve bedeni ateş üzerine oturup da insanın bedeni ve elbisesi yanması, kabir üzerine oturup da işlediği cürüm daha büyüktür. Burada insanın duyacağı acıyı bir düşünelim. Bir de kabir üzerine oturmanın cürmü, yani suçu ne kadar büyük olduğunu burada düşünelim. Ona göre karar verelim. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kabirlerin üzerine oturmayı yasaklamıştır. Kabirlerin kimin olduğu önemli değil. Kabirlerin üzerine oturması yasaklanmıştır. Bu hadis başka iki isnatla da rivayet olunmuştur. 97 nolu rivayete geldik. Ve haddeteni Ali İbni Hucr Es-Sadiyyü. Bana Ali İbni Hucr Es-Sadi tahdis etti. Haddetenel Velid İbni Müslim. Bize Velid İbni Müslim tahdis etti. An İbni Cabir'in, o da İbni Cabir'de. An Büsr İbni Ubeydullah, o da Büsr İbni Ubeydullah'ta. An Vesile, o da Vesile'de. An Ebi Merset El-Ganevi, o da Ebu Merset El-Ganevi'de. Kale, Ebu Merset dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, La teclisu ala kuburi. Mezarların üzerine oturmayın dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ve la tusalli ve la tusallu ileyha. Ve onlara karşı da namaz kılmayın. Onlara doğru da namaz kılmayın dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Evet. Mezarların üzerine oturmayın ve onlara doğru da namaz kılmayın. Yine 98 nolu rivayette Ebu Merset el-Ganevi aktarıyor. Diyor ki Resulullah, mezarlıkta namaz kılmayın ve mezarların üzerinde oturmayın derken işittim diyor Ebu Merset. Toparlayacak olursak arkadaşlar, mezarların yerde yüksek yapılması yasaklanmış bir durumdur. Mezarların boyanması, bina yapılması yasaklanmış bir durumdur. Mezarlarda ihtiyaçların giderildiğini düşünülmesi yasaklanmış olan bir iştir. Ve mezarların mezarlıkta namaz kılınması da yasaklanmış olan bir durumdur. Çünkü bu da dediğimiz gibi, adam şöyle diyebilir, ben iyi niyetle kılıyorum diyebilir ama zahiren bu Resulullah'ın yasaklamış olduğu bir iş olduğundan dolayı bundan da uzak durmak gerekiyor. Alemlere Rab olan Allah bizi her düşünce ve işimizde Resulullah'a itibar eden ve onun yasakladığı şeylerde de uzaklaşan kullardan kılsın. Allah bizlere hakka hak olarak gösterip hakla merzuk olan ve ona itibar eden kullardan kılsın. Batıl da batıl olarak görüp batılda işlenen kullardan bizleri kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.